Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanın bir sorularını çözüyoruz. Başlayalım sorularımıza. sorularımıza. Şimdi tabanın bir kenarı 6 santim ve yüksekliği 10 santim olan kare dik prizmanın yanal alanı. Yanal alan neydi kare dik prizmada ya da genel olarak dik prizmalarda? Neymiş? Şöyle diyelim. Dik prizmaların yanal alanı taban çevresi çarpı yükseklikti. Unutmayalım. Taban çevresini yükseklikle çarparsak dik prizmanın yanal alanını buluyoruz. Bunun ispatını da videomuzda söylemiştim. Tek tek işte dik dörtgenlerin alanları toplamına haş parantezini alırsanız taban çevresi çarpı yükseklik geliyor. Tabanın bir kenarı 6 santim bu bir kare. O zaman taban çevresine gelir. Bir kenarı 6 santim olan karenin çevresi 6 çarpı 4'ten 24'tür. Yükseklik ise 10 demiş. O zaman yan alan bu ikisinin çarpımı 24 çarpı 10'dan 240 santimetre kare gelir. Doğru cevap E şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Tabanının bir kenarı 4 santim ve yüksekliği 5 santim olan düzgün altıgen dik prizmanın hacmi. Şimdi tabanının bir kenarı 4 santim. Bu düzgün altıgen dik prizmayı çizmeye çalışalım. Şöyle, şöyle, şöyle bir prizmadan bahsediyoruz. Kaba taslak. Evet. Ve şu. Şimdi şunları dike olarak çizelim. Şöyle bir prizma gençler. Şurası biraz daha altta. İşte şunu uzatalım. Şöyle bir prizma. Biraz kötü oldu ama bu. Şöyle bir prizmadan bahsediyoruz. Düzgün altıgen dik prizma. Bakın tabanı düzgün altıgen. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti prizmalarda. Taban alanı çarpı yükseklik. E, tabanının alanını bulacağız. Düzgün altıgenin alanını bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Çokgenleri hatırlarsak bir önceki konumuz bundan bahsetmiştik. Şimdi bir kenarına A dersek. Zaten tabanın bir kenarı 4 demiş. E şunlar 4. O zaman 6 tane bir kenarı 4 olan eşkenar üçgenler oluşuyor bu düzgün altıgen. Bir eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. E burada kaç tane var bu eşkenar üçgenden? 6 tane. O halde taban alanı yani bu altıgenin alanı 6 tane A kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. A dediğimiz 4. 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Buradan bir 4 gitti. 24 kök 3 geldi. Yüksekliği de zaten 5'miş. O halde bunu hacim formülünde yazarsak taban alanı 24 kök 3 yüksekliği 5 çarptık ne geldi? 120 kök 3. Bunun da birimine dikkat. Hacmin birimi küplü ifadelerdir. Neden? 3 tane ayrıtı çarpıyoruz. 3 ayrıtı çarparsanız birimlerin çarpımı da birim, birim 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 küp olur. Burada santimetre dediğine göre 120 kök 3 santimetre küp olacak. Doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi ayrıt uzunlukları 10, 10, 25 birim olan bir kare dik prizma. Bir tane kare dik prizma çizelim. Canlandırabilmek için. Bir tane kare dik prizma. Şöyle çizelim. Bakın tabanı kare olan bir prizmadan bahsediyoruz tabanı kare olan bir prizma. Ayrıt uzunlukları 10, 10, 25 demiş. Bir birim olan küplere ayrılıyor. Şimdi bunu prizma ayrıt uzunluğu bir birim olan küplere ayrılıyor. Yani şöyle küplerden bahsediyor. Şöyle küplerden. Her birinin ayrıt uzunluğu 1. Aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği bir birim olan bir karedik prizma oluşturuluyor. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak Aralarında boşluk kalmayacak biçimde yüksekliği birbirim olan bir karedik prizma oluşturuluyor. Yani bunu nasıl yapar ona bakacağız. Oluşturulan bu karedik prizmanın yüzey alanı. Şimdi buradaki hacim neydi? 10 çarpı 10 çarpı 25 değil mi? Şöyle yapalım hatta açıkça söyleyeyim. Taban alanı ne bunun? 10 çarpı 10. Yüksekliği ne? 25. E o zaman ne geldi? 100 çarpı 25'ten. 2500 birim küp. Şimdi yeni prizmamız, yeni prizmamız şöyle olacakmış. Şöyle büyük bir prizma, yüksekliği çok küçük bir. Şöyle bir prizmadan bahsediyor gençler. Şöyle, şöyle çizdik. Yüksekliğine ne demiş bir? Tabanların uzunluklarına a diyelim. Bakın bunun hacmi ne olur? A çarpı A çarpı 1. E, bu da neye eşit? 2500 birim küpe. Hacimde bir değişiklik yok. Bu priz şu ayırdığı küplerden bunu oluşturuyor. Hacmi bunların 2500 ise burada da 2500. Yani A kare eşittir 2500 olduğu. Bu durumda A buradan neyin karesi 2500'dür? 50'nin. Demek ki tabanındaki karenin ayrıtları 50'ymiş. Şimdi bu karedik prizmanın yüzey alanını soruyor. Yüzey alanı eşittir. Ne diyoruz? 2 tane taban alanı. 2 çarpı taban alanı nedir? 50'ye 50 olan bir kare. Bundan yukarıda da olduğu için 2 ile çarptık. Artı yanal alan. Yanal alan nedir? Taban çevresi ne yapıyor bunun? Tabanının çevresi. Taban çevresi. 4 tane 50'den 200 yapıyor. E yüksekliğimiz de 1. O zaman 200 çarpı 1 Yanal alanı verecek. Bunu düzenlersek 2500 çarpı 2 5000 5000 artı 200 geldi. E, bu da nedir? 5200 alan olduğu için birim kare olacak birimimiz. 5200 birim kareye doğru cevap A şıkkıdır gençler. Böylece kazanın bir testimizin de sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.